والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم آية تفسير ده قل إن كنتم تحبون الله قال الله يشكر سيس من جد جشين من سزن الله يشكر أبدًا آية كريمة تفسير بدن تخت جندك بو باب ده مصنف عليه الرحمة قزياس تعمر مزلا الصلاة والسلام fazillariga tegishli oyatlarni keltiryaptilar. Birinchi bob, birinchi fasl. Endi o'sha oyatlarni sanab keldilar. O'tgan safarga asosiy mazmun Alloh taolo o'zini to'atini Rasulullohni to'ati bilan yonma-yon qo'ydi. Kim Allohga, Rasulullohga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning Alloh subhanahu va taoloning amrlarining tamsilchisi ekanlarini dalolatidir. Deb aytildi. Endi keyingi oyatda, yana shuni hangi qator keltiryaptilar? Oyatlarda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni sha'nlariga, u kishining madhlari va maqtovlariga kelgan oyatlarni keltiradilar. Aytadilarki, Ummul Kitob bu Fotiha. Kitob degani o'zi asl degan. Asli lug'atdagi umni ma'nosi bizda ona deyiladi. Umni aslida asl degan. Bir narsaning aslini asosini deydi asli. Ona bolaning zurriyatning asosi bo'lgani uchun onaga deb nom berilgan. Ummul Kitob desa kitobning asli asosi degani bo'ladi. Kitobda onasi deyilmaydi. Ummul Quro shaharlarning asli asosi Makka emkir. Ummul Kitob Fotihaning nomlaridan bittasi. Fotihaning 9 10 nomi bor. Masalan Shofiya, Fotiha, asl va hokazo. Bitta nomi mashhur nomi Ummul Kitob Qur'oni Karimning asli. Qur'oni Karimning ma'nolari ijmoliy suratda jamlangan. Qur'oni Karim chunki Allohni ma'rifati bilan va oxirat ilmi va to'g'ri yo'l, noto'g'ri yo'lni bayoni bo'ladi. Va Alloh taologa ibodatni ta'limi. Bor shu Qur'onning hamma ma'nosi. O'sha ma'noda Fotihada bor. Alloh taoloning ma'rifati bor, qiyomat xabari bor, ibodat bor, to'g'ri yo'l, noto'g'ri yo'l bor, to'g'ri yo'l egalari, noto'g'ri yo'l egalari haqida bor. Qur'oni Karimning umumiy maqsadini jamlagani uchun Ummul Kitob deyilgan. O'sha Ummul Kitobda ihdinas sirotal mustaqim bizni mustaqim to'g'ri yo'lga boshlagan. صراط الذين انعمت عليهم اوزين نعمت بيرغان ذاتلارنى يولغا ديب دعا قىلىشنى الله تعالى اورغاتكان فاتحة دائما بندلارنى تىلىدن اوقۇلۇشى ئۈچۈن الله تعالى قال قول قولو قىلىپ ئايتىلار ۋە ھاكازا ديب باشىغا سۆز قويمىغان بەن الله تعالى بندلارنى تىلىدن توغرىدان توغرى نازىل قىلغان ئىياكا نەعبۇدۇ ديب سەنگىگىنى ئىبادەت قىلامىز deb aytinglar demaydi. Sengagina ibodat qilamiz degan so'zni o'zini keltiradi misol uchun. Ammo boshqa oyatlarda mu'minlar undoq deb duo qilishadi. Falonchilar undoq deb duo qiladi. Undoq deb duo qiling deb doim o'qur robbi zidni ilma ilmimiz ziyoda qilgin deb amr bilan keladi. Ammo Fotihada shunaqa amr yo'q, yoki hikoya ham yo'q dedilar deyishlari kerak degan o'xshagan. Balki to'g'ri alhamdulillah madh bilan boshlaydi. To'g'ridan to'g'ri bismillah bilan biz rivoyatda osimmi qiroatlarda keyin iyyaka na'budu to'g'ridan to'g'ri xitob ihdinas sirotal mustaqim to'g'ridan to'g'ri xitob bo'ladi, so'rov bo'ladi. Toki bandalar birorta kalimasini kesmasdan butun o'qiy olishlari uchun bandalarni tilidan Alloh taolo so'zlagan. Shunda ihdinas sirotal mustaqim bizni to'g'ri yo'lga boshlagan. Sirot o'zi so'zni asli sin bilan sirot. Boshqa qiroatda o'zi sirot Imom Nofiyani rivoyatlar, Imom Xolini rivoyatlarida sirot. O'zi asli sarotodan olingan. Sarotot tariqur rajula. Sarota degani yutvordi degani. Odatda inson uzun yo'lga mundoq kirsa, u daliga yutilgan narsaga o'xshab yo'qib ketadi. Keyin kishi yo'qib ketadi. Yo'l insonni yutib tashlaydi go'yoki. Shuning uchun sarotot tariqur rajula. Yo'l kishini yutib tashladi degan so'zdan olinganda yo'lga keyin sirot deb nom berilgan. Sin bilan asli.
Endi sodni tog'ni ta'sirida yonida keyingi harf ro keyingi undan keyingisi to bo'lgani uchun o'shani ta'sirida arablar sinni sodga almashtirib o'qishgan, aytishgan. Ba'zi qabilalar sirot, ba'zi qabilalar sirot degan. Bizda masalan bo'lganni bo'lg'on deydi-yu ba'zilar. Bo'lg'an deydi. Xuddi shunaqa harf almashishi bordi. Asli sin harfni asli o'zagi, lekin keyin iste'molda ro bilan to'ni ta'sirida sod aytish odat bo'lgan. Bizi İmam Asım'ın kıraatında sahip derlengen, başka bazı rivayetlerde sin eski halette, asla halette koyan. Sırat demek yol diyen, uzun yol diyen. Uzun yolunu insanın yutu vargeni için sırat diye betelgen. Müstakim diyen tek kiz diyen, kişiliği yok. Bu tek kiz diyen demeden delalet kişi adaşmaz diyen ve tek kiz yol tez avalet, aylendirmesinden. O'sh tez yetkazishidan men maqsadga va adashtirmasdan yetkazishidan mustaqim deb nomlangan to'g'ri yo'l. Bu endi ma'naviy yo'l albatta bu yerda. Iymon, e'tiqod, yaxshi amallar, yaxshi axloqdan iborat narsalar. To'g'ri yo'lga boshlagan qaysi yo'lga desa, sen ne'mat bergan zotlarning yo'liga. Kim u Alloh ne'mat berganlar desa, boshqa oyatda minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-solihin. Nabiler, siddiqler, şehidler, salihler dedi. Şunlarını yoluna yollayın. Demek ki onlar cennette yukarısında böyle diyen kişiler. Onlarını yoluna düşkün adam o şeylerin menzilesi getirdi. En üçünde sırat-ı müstakimde Murat Nümadesi bir tefsirde Ebu Ali ve İmam-ı Hasan'dan rivayet kılınken tefsirde doğru yoluna başlayınken doğru yolu Nümadesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu bir tefsirde şunu deyilken. Ve o kişinin sahabeleri ve ahli beytlerini hem nazarda tutuladı. Ahli beytleri ve sahabeleri hem nazarda tutuladı. Sırat, doğru yolda Murat oşalarını, oşalar buldu. Yani doğru yolda başlayın degen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tamam başlayın degen böyle. Hidayet, delalet degen, yol kursatış degen. Hidayet iki kıl böyledi. Hidayeti, hidayeti, delalet, hidayeti tevfik diyecek. Yani yolu kursatıp koyuş, birge alıp, yollab abarıp koyuş. Yollab abarıp koyuysa hidayeti tevfik böyle. Müslüman kişi, Müslüman bulup durup, doğru yolda yürütürüp, ehdine sıratlarını, yine doğru yolla günde soruyken olsa, iki kıl manada düşünürler. Meş doğru yolumda, berdavan kıyın diye manada düşünürler. Yani ki, doğru yolunu taptım, lakin ben dalaletten taptım. Mesela, ahiretki iman kildiresen, Allah'ki iman kildiresen, namaz okuysan, haram işkimiysen, o hakkı zararışlar doğru yol. Ularını Allah Teala bizge bayan kıldı, doğru yolu yolla buldu. Lekin ularını becerişke tevfik şey, ana bu hidayet tevfiki bulur. Tevfik hidayeti bulur. Şimdi dalalet hidayetine erişken adam, iman kertirip, salih ameliye erişken adam, tevfik hidayetini soruyorken bulur, ehline sırata diyorken. Tevfik hidayetini mi? Asan buluş. Mesela siz beyden soruyorsunuz ki bir adam, hayırsa beni, aslan öpkesi ki beketiye kandaya çıkarlar deyiz. Şunu söylemem, meydan çarp görürsün, on görürsün, kendi çarp görür ki on görürsünüz, çarptırmanızı zekeler. Deydi bir kişi. Deyse siz hop deyip rahmet deyip çıkartırsınız, adaşsız mümkün. Sizden çıkışı mümkün. On yıl çarp deyip adaş getirip kalırsınız mümkün. Birinci on giden deyken olsa, ötküz var bir ikinci on giden yürürsünüz mümkün, adaşsız mümkün. Bu dalalet tavfik hidayet. Şimdi ikincisi var, tavfik hidayet. Onda ne deydi? Kendi barladı beket ki hayır sebebini beketi gelirse meydan on gün yürüyoruz. Kani yürüyün de on gün güzeldi. Bana bu yüzden çap ki siz bilen böyle. Bana çap tamamında türüptü beket deyip kursatıp koyuyordu. Ahır geçe sizi yollaydı. Ana şunu tavfik hidayeti deyildi. Tavfik hidayeti sorarlayken buladı. Ya hidayette berkararlık, berdevamlık ya inki tavfik hidayeti sorarlayken buladı. Bu an bulursa bende adaşış havfüge daim muhtariz ekenliğinden. Ben de her kanaka halde adaşı mümkün. Madem peygamber meseken, masum meseken, her kanaka halde adaşı mümkün. O 50 yıl ibadet kılıp, 50 yıl ilim okuyan Musa'ya. O şey, hidayet Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüden gene, tevfik özüden gene ekenliğe delalet kılış için Allah Ta'ala bu duanı bizge her namazda okuştu büyüdüken. Keyin hidayet, gâhıda bir nesede topadı adam, ikincisi de topan veriyor. Bırak akidede hidayet topadı. Ama amalda topmaydı. Akidesi sahih buladı, namazı nakıs buladı. Burada bu namazı dürüst buladı. Bu mükemmel namaz okuydu. Akidesi sahih bulmaydı.
O akidede hidayet yapmaya iken böyle. Tavfik hidayet. Yine bir kişi onda bunda yaşıyorlar. Ahlakı yaşıyor muydu? Ahlakta hidayet yapmaya iken böyle. O hakez. O yüzden hidayet her bir cüzde, şeriatı her bir cüzde hidayet var. Kaysi bir cüzdeki kişi şeriatını, meyarını yokasa hidayet yok etken böyle. Mesela namazda. Mesela ahlakta. Mesela diyelik tesbih etişini uzdu. Kur'an okuşunu uzdu. Tecvid bile okuyor, alışız hidayet. Tecvidsiz okuşuz hidayetten çıkış. Her bir nersede, her bir cüzde hidayet var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dakika okusuz hidayette bulasız. Tılavat kısız, adi tılavat. Resulullah dakika düşünsüz, sahabalar dakika düşünsüz, yani ki o cüzdelerinin menhaci esasında düşünsüz, fahimde hidayet tapken bulasız. O cüzdelerinin menhaci esasında amel kısız, amelde hidayet tapken bulasız. Her bir cüzde, her bir amel üstünde hidayet var, zelalet var. Hidayetini daimi soruş, her bir amelde ve dininin her bir cüzde hidayette buluşunu soruş buladı. Çünkü tınımsız soruş gerek. Hiç kim aman demez zelaletten. Doğru mu sana zelalet dediğinde biz adatta küfür ya ki bir de atik etken umumi adeşik etkilerini düşünemez. O doğru uyum zelalet. Asasi zelalet o şey. Lekin her bir işte usuzdayan var. Doğru yol tapış, na doğru yol tutuş. Her bir amel üstünde var. Her bir amelde hidayet tapış için her bir amelge Allah'a da Allah Teala'dan irtica gerek. O şey amelini doğru kılış ki. Şunun için namazımızda daim tekrarlayımız ki amellerimizini, ahlakımızını, akidemizini her bir cüzüde, her bir amelde hidayette buluşunu soruş için. Şimdi o şey hidayette buluş için doğru yolunu soruyoruz. Doğru yol ne mi dese Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani uzatının yolları. Ve hakka Mekki, Mekki ibn Abi Talib yani. Anhuma dem murad Ebul Aliye ve İmam Hasan. Nehvehu, şun yokşigen bir rivayet kedir yani. Yani nehvehu, mislehu dese söz 90% bakır bulan. Nehvehu olsa galiben bakır bulan. Köp ulamaların islahı. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال كم فايل كم فايل هو كم يختتم مكي مكي اتكن كي الصراط المستقيم نما ديسا رسول الله وابو بكر وعمر رضي الله عنهما چونكي پیغمبرمز عليه السلام اقتدوا بالذين من بعد ابا بكر وعمر دينلر مندن كين كي اكي كشي ابو بكر وعمر جي اقتدا قليم ارگاشين دينلر O'shandan Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni yo'llariga, raviyalariga ular 100% ergashganlari uchun boshqalar ham xalifa roshid lekin 100% tushgan va mukammal sunnatni tamsil qila olgan kishilar bo'lganlari uchun o'shalarga ni qo'shiladi sirot mustaqim. Hazrat Abu Bakr va Umar raziyallohu anhum. Abu Lays Samarqandiy xud shunga o'xshagan mislahumana. Xuddi shunga o'xshagan gapni aytgan. Ya'ni Abu Bakr Siddiq va Hazrat Umar ham siroti mustaqimni tamsilchilari bo'ladi. Abu Aliyadan aytganlar. Mislahudan murod bu yerda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni siroti mustaqim deyish bo'ladi, chunki davomida fa ballagha zalika al-Hasan. Demak, yuqorida Abu Aliya va Imom Hasandan siroti mustaqimdan murod Rasululloh degan gap rivoyat qilindi. Samarqandiy boshqacha shaklda rivoyat qilyapti. Qanaqa? Bu gapni asli Abu Aliya aytgan. Imom Hasan tasdiqlagan. Tasdiqlagani uchun bu so'z u kishiga ham nisbat berilyapti. Abu Fabalagha zalika al-Hasan. Abu Aliya siroti mustaqimdan murod Rasululloh alayhissalotu vassalom deganda bu gap Imom Hasanga aytganda sadaqa vallohi to'g'ri aytibdi Allohga qasamki degan ekan. Demak, Samarqandiyni rivoyatlarida sözünü asla etken kim? Abu Aliye müfessir tasdiqlagan İmam Hasan o kişi ham o gapni aytgan bo'lar. Mavardi Sirotallazina an'amta alayhim tafsirida Abdurrahmon ibn Zayddan ham xuddi shu ma'no, ya'ni siroti mustaqimdan murod Rasululloh alayhissalotu vassalom ekanliklarini Mavardi ham Abdurrahmon ibn Zayddan rivoyat qilganlar. Bu bir masalan, demak İmam Abu Aliyadan, İmam Hasan'dan, Mekki ibn Abi Talib'den, yani kimden? Abdurrahman ibn Zeyd'den rivayet kılıyor. Demek katta salaf ulamalarından, tefsir ulamalarından, Türk'telerinden rivayet kılıyor.
Sıratul lezine en'am ehdine sıratul müstakim. Sıratul müstakim kim eken? Kim eken? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eken. Bu rivayetlerini ket meket getirişten murat birbirini kuvvetleşi. Ve bu gap bitti alim yine ayetip koygen cumhurge hılaf gapmez. Belki birkaçı alimler etkeni ve muteberk söz ikenini ispatı için getirecekti. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي في عن بعضهم في تفسير قوله تعالى أبو عبد الرحمن السلمي مكشى كت مفسر لردن إشارة تفسيره ميزجلر هذا شو مثلاً مكشى فقد استمسك بالعروة الوثقى آية دقة عروة مرات رسول الله دقة آية كريمة باشنما لا إكراه في الدين دين ده مجبر لش يوق قد تبين الرشد من الغي تغري البلن Noto'g'ri yo'l ochiq oydin bayonini topdi. Ikkalasi ham ochiq oydin bo'ldi. To'g'ri yo'l ham aniq, noto'g'ri yo'l ham aniq. Faman yakfur bi tog'uti va yu'min billah. Kim tog'utga kufr keltirsa, tog'ut nima? Tog'ut Alloh subhanahu va taolodan boshqa ma'bud tutilgan va o'zini ma'budligiga rozi bo'lgan narsani tog'ut deyiladi. Tog'utni asli Tağıyla alınken, yani hadden aşken deyken, tuğyandan alınken. İlah deyilişi şartmaz. İlah oranı koyulursa tağut bulur. Oşa tağut ki kim iyi ki, bu yada tağutta Murat Köpünç'e iblis düşünüledi. Çünkü kişiler iblisini etkenini kılıp, Allah'ın etkenini koyurken peyitte, Allah te'abudu şeytan dedi ama kıyamet. Şeytange sığınmeyler demegen miydim? Ey ben o adam sırlar dediydi. O sığınış ana o Satanistlerge okşayan, şeytanparastlerge okşayan sığınıştan buluşun mümkün. İrada kılın gelme. Hakiki sığınışlarla ki. İblis görürsün onu, gaybi kudret sıfatta sığınışladı. Ondan medet uğraşladı o hakkı. Yani ki, ilahke buysun gendekan, şeytanın vasıfasıyla buysun gen kişi hem ibadet kıyam olur. Şeytan ne medet sıkılırken adam, uçuyam ibadet derecesiye çıkarken olur. Mabud derecesiye çıkarken olur. Şeytanga ibodat qilmaylar dema gelmedim degan bo'lsa oyat kalimada qiyomatda shunday deydi degan bo'lsa demak u ibodatdan murod u satanistlar deb ibodat qo'yam bo'lishi mumkin. U bo'lish aniq. Ikkinchi kengroq ma'no ma'budga qilinadigan munosabatni iblisga qilinsa itoat ma'nosida, bo'ysunish ma'nosida u ham o'sha ibodat ma'nosida bo'ladi. Shayton nima desa qilayotgan odam, nafsi vasvasasi nima desa qilayotgan odam Göyen ki onu mağbut tutken bu. Şimdi uşenge, ibliske küfür keltirse, küfür ne demek yani? Küfür aslı satır diyen, yapış diyen. Küfür keltirse bu yerde küfürden murat, inkar kılış. Yani inabatki almaslik. Göyen ki yapıp taşıyız üstüne. Kim tağutke küfür keltirse, tağutunu inkar kılsa, ve yu'min billah ve Allah subhanahu ve ta'ala'ya iman keltirse, fekad istemseke, بالعروة الوثقى عروة ده مراد تتقش يعني أنا بالناس أنا صاب وصاب ولا دي صاب صابنا عروة دي فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني مستحكم تتقشنا محكم تتقش كم تاغوت كفر كيلترسا و الله كي إيمان كيلترسا مستحكم تتقشنا محكم إشلبت يعني أو نجا تقعد يعني إن أشا مستحكم تتقش نما ديسا محمد عليه الصلاة والسلام دي يعني كان أبو عبد الرحمن السلمي بعض مفسر لردن سلف لردن رواية قلب عن بعضهم دم مراد عن بعض السلف عند باش قبر قول ده وقيل الإسلام عروة دم مراد نما ديسا إسلام ينا بر قول ده توحيد شهادة يعني كالإك كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ديجن لرم بارجن بو دمك يعني صراط الصراط المستقيم دم مراد محمد عليه الصلاة والسلام قرآن الكريم ده كشني اسم كم يكتب يردن Lekin murad o'sha kishi. Al-urvatul wusqa kelyapti. Muhammad alayhisolatu vasallam ismlari yo sifatlari emas, lekin murad o kishi. Demak, Qur'oni Karimda biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlarining nomlari yoki u kishiga berilgan vasf to'g'ridan to'g'ri berilgan vasflardan tashqari ishora bilan u kishini zikr qilingan o'rinlarni ham topishimiz mumkin. Bu o'sha jumladan. Keyin يعني سهل بن عبد الله أتستري أتكني كلام وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها آية بر أجل الله سبحانه وتعالى نعمتنا سنة سنجس أداغي تلميس
Bundan köprak müfessirler mesela dünyevi nimet, ukravi nimet, manevi nimet, maddi nimet demeye çalışıyor. Lekin Sahl ibn Abdullah bir tefsirde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i nezarda tutuyor yani. Resulullah arkalı iki nimetler nezarda tutuyor yani. Nimetahu bi Muhammed yani Muhammed aleyhissalatu vesselam vasıtasındaki ilgen nimetlerini eğer seneseyiz, ahirge adağı getirmeyiz. Hakikaten şunu rahmeten lil alemin, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam alemlerine rahmet. Şunu rahmetliklere. Her bir nersede aksitir. Dünyadaki hemen rahmet namunelerde o kişinin uluşları var. Adi mesela özümüzü kılıyken işlerimizi kursak, yakşidir bilgen nerselerimizi yakşidir kılıyken bulsak, hammasi Muhammed aleyhissalatu vesselam orqalikiga. Nimaiki yaxshilikka erishgan bo'lsak, u zoti barakat tufayligiga. Demak, o'sha ne'matlarni agar sanasangiz, haqiqatda tugata olmaysiz. Oddiy tahoratdagi fazilatni agar jismoniy manfaatni sanasangiz ham tugata olmaysiz. Tahoratda o'zidagi jismoniy manfaatni, ma'naviysi, ajr savobi yotursin. Hamma masalada shunda. Yana vallazi ja'a bis-sidqi boshqa bir oyatda bu Zumar surasida keladi. Sidq, sodiqlik ya'ni sodiqlikni keltirgan va uni tasdiq qilgan ana o'shalar taqvodorlar shulardir. Degandagi oyati karimada sodiqlikni keltirgan kim desa Muhammad alayhisolatu vasallam. Va saddaqa bihi va uni tasdiqlagan va Muhammad alayhisolatu vasallam. Boshqa bir qiroatda va saddaqa bihi uni sodiqlikni keltirgan va uni sodiqlarcha yetkazgan degani sadaqa bihi. U unda ham Muhammad alayhisolatu vasallam. Endi ba'zi tafsirlarda sodiqlikni keltirgan Muhammad alayhisolatu vasallam. Uni tasdiqlagan Abu Bakr Siddiq yoki Hazrat Ali degan rivoyatlar ham bor. O'shuni aytibdilar. Va qila Abu Bakr va qila Ali va qila g'ayru hada min al-aqwal. Lekin birinchi tafsirda nima ekan? Tasdiqlagan ham Muhammad aleyhissalatu vesselam o'zlar. Demak, taqvodorlar o'shalardir desa, demak, taqvodorlarning imomi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'ladilar. Sodiqlikni keltirganlar. Ya'ni olib kelgan narsalari faqat rost narsalar. Faqat to'g'ri narsalar, voqeaga muvofiq narsalar. Voqeaga xilof narsa aytmaganlar. Sidq voqeaga muvofiqlik. So'zning voqeaga muvofiqligi sidq deyiladi. Masalan, jannatni gapirganlar. Faqat to'g'ri gap gapirganlar. Do'zaxni aytganlar, faqat to'g'ri narsa aytganlar. Tarixni gapirganlar, faqat to'g'ri narsani aytganlar. O'tmishdagi payg'ambarlarning hikoyalarini aytganlar, hammasi to'g'ri. Kelajak haqida xabarlar bor, hammasi to'g'ri. Nima yaxshi, nima yomon bayon qilganlar, hammasi to'g'ri. Alloh nimani yaxshi ko'radi, nimani yomon ko'radi bayon qilganlar, hammasi to'g'ri. Birortasida sodiqlikdan boshqa narsa yo'q. Xato ehtimoli ham yo'q. Adashib qolish ehtimoli ham yo'q. Shuning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallamni as-sodiqul amin deydi. Demak, oyat karimada vallazi ja'a bis-sidq oyatida ham Rasul akram alayhisolatu vasallam zimnan zikr qilinganlar. Yana Mujohiddan rivoyat qilingan tafsirda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hoy Allohning zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi degan oyatdagi zikrullohdan murod Muhammad alayhissalotu vasallam. Muhammad alayhissalotu vasallam tufayli qalblar xotirjamlik tuyadi. Muhammad alayhissalotu vasallam orqali bu kishi bilan qalblar taskin oladi. Zikrullohdan murod shu. Demak, bu yerda ham zimdan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam zikr qilinganlar. Ikkinchi fasl Alloh subhanahu va taoloning Nabi sallallohu alayhi va sallam guvohlik bilan sifatlagan. Ya'ni guvoh deb sifatlagan. Va bunga taalluqli u kishidagi maqtov va karomatlar haqida. Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasida aytadiki: "Ey Nabi, odatda Qur'oni Karimda payg'ambarlarga xitobida Alloh ularning ismlarini aytgan. Bitta Muhammad alayhisolatu vasallamni ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy deb xitob qilgan. Jumla payg'ambarni Tangrim nomi bilan chorladi, yo nabiy deb chorladi, sizni xudo xush keldingiz degan mazhabni she'ri bor. Ya'ni bu ham Alloh subhanahu va taoloning ikromidan. U kishini vasfi bilan, maqomi bilan chaqirishligi, ismi bilan emas.
Başka peygamberler ya Nuh, kıyla ya Nuh ihbit bi selam. Ya Musa akbil. Ya İbrahim a'rid. Şimdi tapkılar Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne bulsa ya eyyühen nebiyyü, ya eyyühen resulü deyip tapkılar. Bu ham kerametle Allah Teala'nın Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı kursetken ikramıdan. Nebi sözü nebe'den alingen bulat. Nebe' degeni haber derek degen. Muhim haberini nebe' deyilet. Nebi'un bulat aslı Hamza bilen. Kiyin Hamza yaya almıştırıladı. Nebi'un bulup iki tayyaya iki tayyaya bulup teşeddeliyya bulat. Nebi'un. Nebi'un ya ki Nebi'un Nebi'un kıraatı hem var uzasdı Kur'an'da. Fa'il vazni bulat. Fa'il vazni bugün de hem fa'il manasını bildirdi, hem mef'ul manasını bildirdi. Yani hem haber biruçi manasını, hem haber biruçi, haber yetkizilen kişi, haberini kabul kuluçi manasını hem düşündü. Mef'ul olsa nebi'un, haberini kabul kuluçi olur. Yani Allah Teala'dan kabul kuluçi. Fa'il manası da olsa nebi'un, haberini yetkizilen, haber biruçi olur. İkele manasını kütüledi nebi. O ikele vasf, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a başka peygamberlerge hem nebilerge kele vasf mevcut buladı. Yani hem haberini kabul kılgı uçu, hem haberini yetkiz uçu kişiler dururlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni hani şimdi nebi nübuvvet bilen, nübuvvet sıfatı bilen çakaladı Allah-u Teala. Bu haberini kabul kılgı uçu, haberini yetkiz uçulik, lügavi manası, şer'i istilahda aynı Allah-u Teala'dan haber yetkiz kabul kılıp Allah Teala'nın haberini yetkizuvçiler nebi değil. Ama Allah Teala'nın haberini uzdan kabul kılmasından peygamberlerden eşitken söz bilen yetkizuvçilerini nebi değil mi? Aynı Allah Teala'dan kabul kılıp Allah Teala'dan yetkizuvçilerini nebi değil mi? Bu şer'i istilah. İnne biz sizni güvah kılıp beşaret hoş haber iltuvçi kılıp nezir agahlantuvçi kılıp bir xatardan ogohlantiruvchi qilib yubordik. Va Alloh subhanahu va taologa Allohning izni bilan chaqiruvchi qilib va nur sochuvchi chiroq qilib yubordik. Alloh subhanahu va taolo bu oyati karimada jama'allohu ta'ala fi hadhihi al-aya. Duruban degan anva'an degan. Bir qancha turdagi min rutabil usra degani makruma ya'ni ikrom Ali Cenab fazilet degan. Ali Cenab fazilet mertebelerden rutbe, mertebeni köplü, rutbe, rutab rutbeni köplüge, mertebeler degan. Ali Cenab mertebeler, mertebe makamlardan bir neştesini degan, duruban. Bir neştesini Allah Teala bu ayeti kerimede Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a cemledi. Ve cümlete evsafim minel midhe. Midhe maktav. Maktavını, maktavdan bugün birkaçça cümle degan bir top, bir üyüm degan ma'noda. Bir to'da maqtov vasflarini ham jamlagan. Masalan, bu kishi endi shuni tafsirlarga kirishyaptilar. Fa ja'alahu shahidan ala ummatihi li nafsihi va mubashshiran li ahli ta'atihi. Alloh taolaga itoat qilganlarga, ahli ta'atga bashorat. Bashorat degani o'zi asli xushxabarga ishlatiladi. O'zi asli kelib chiqishi basharadan kelib chiqqan teridan. Inson bir narsadan xursand bo'lsa, yuzi mundoq kuladi. Yuzida qaysi bir xursandchilikki insonning yuzida asorati ko'rinsa, o'sha xursandchilik xabarini basharat deyiladi. Insonning yuzida, basharasida, terisida, chehrasida, ya'ni chehrasida asorati, ya'ni alomati ko'ringan xursandchilik xabarini basharat deyiladi. Yani insan şuna kadar hursan bulup getirdi ki bir haberden. Hatta yüzüden zahir buladı hursan boyu. Tebessüm kuvaladı sonra şuna. Yüzü bir çakınıp getirdi. O şendeki haberini beşaret değil. İnsanın yüzü de eksik etedigen hursançilik. Allah subhanahu ve ta'ala taatte itaatte bugün kişilerde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hoş haber yapıp geldiler. Şuna hoş haber ki ular sevinib ketadi. Shunaqa sevinishadiki, yuzlaridan zohir bo'ladi sevinishlari. U nima bashorat? U jannat. Dunyoda ham jannat, oxiratda ham jannat.
Şeriatı tutken, sünnet tutken adam dünyanın özü hem cennette böyle. Ruhu, nefsi rahatta böyle. Taat ahliye beşaret yetkezi uçı. Ve nezir, nezir de nizara. Yani agahlantırı. Nizara de, kanak agahlantırı, nizara de, kanak agahlantırı ne etedi? Bir hatardan agahlantırı uçu ne etedi? Hatadanmez. Hatadan agahlantırışını tembih deyiledi. Hatadan agahlantırışını. Ama hatardan agahlantırışını nizara deyiledi. Nezir degeni, nezir degeni yani hatardan agahlantırışı. Mesela bu yurtke bir bela keliyken olsa o şey beladan agahlantırken kişinin nezir deyiledi. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ben için diye bir kişiye okşayamam ki köylek egesiye okşayamam deyiledi. Hani kadar yani o ise bir kişi hani kadar otlarını hürküken avazını işledi. Adette kişiler ya korgan kuruşken şehirde uzun himaye kuruşsun. Yani tağlar bilen uğralgen cahilerinin ortasında vadilerde yaşayken. Tayinki doğrudan doğru kelip hücum kemesin. Özlerinin himaye kısmı için. O şey tağına atırap mesela Mekke vadi deyiledi çünkü. Demek ki atırapı tağ. O şey onların adeti de şunu diyorken ki taşkarda mesela bir atını hürküken ya kural aslanhanı avazı yaşayırsa demek hani kadar kabile bunların tepesine bastırıp geliyken böyle. Hani kadar koşun. Şunda şüphe tuğuladı. Bu hakikaten koşun mükün ya sağdakarlar mükün ya şunca ki oynayıp çıkan avçular mükün diye sağlık tuğuladı. Şunda bir kişi yürüp baladı tokka. Tepelikçe çıkan bunda karası ananlar seni kuradı. O avçular mı? Misal için avga çıkan yani ki üç kabileden seferge çıkanlar mı? Yani ki kana kadar bunu kervamın bilinen. Yani ki koşun mu? O koşun bozsa demek bunların üstüne bastırıp giyen hücum bulur. Şimdi onlarını o adam vadideki özünü kışlak ahlını, şehir ahlını o şu tağ tepesinden durup ağlantırdı. İhtiyat bulunlar, kural aslahını koluyor alıyorlar, ayarlarını, ballarını yaşayıyorlar. Koşun geliyor yaptı, uruşka teyir buluyorlar diyen ağlantırını vergen bulur. Hatardan ağlantırını. Şimdi o öyle bakırsa yetmeydi ama ki. Köylerin içi ağlantırdı. Men yalangoç ogohlantiruvchi uchunman deganlar. Ana nadir uryan. Yalangoç ogohlantiruvchi uchun nima degani? Ko'ylagini yechib olib aylantirayotgan odammi? Oxirat azobi Alloh taoloning iqobi sizlarga kelishini ko'rib turib tog' tepasidan. Sizlarni o'shundan ogohlantirayotgan, qo'shindan ogohlantiruvchi kishiga o'xshayman men. Deb o'zlarini shunday tavsiflaganlar. Nadirning ma'nosi shu. Shuning uchun vaid ayetlerinden yani ki günahını yamanlıgiden kaytargan payette kişi hani şu manada agarlantırış gerek yani agarlantırı uçu ahangı da yapırış gerek yani bir nefret ahangı demez gazap böyle de gazap nefret denmez belki agarlantırı uçudan kep çıkadı şu derliyim çünkü Peygamber İmam Müslim'in ayetlerde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vaaz kıyanlarda gözleri kızarıp giterdi uruş aldıdan yapırken adamdaki agarlantırı uçudaki ahangda gapirardilar degan. Xutbalarida. Chunki Rasululloh akram alayhissalotu vasallam oxirat bilan yashaganlar. Ko'rib turibdilar hamma narsani, do'zax, jannat ham yo'q. Ko'rib turgan odam boshqacha ogohlantiradi. Bari qo'shinni ba'da o'tirgan odam, vodiyning ichida o'tirgan odam qo'shinni ko'rganda ogohlantira olmaydi. Qo'shinni ko'rgan odamda qo'shindan yetgan haybat bo'ladi. O'shani shiddati bilan u baqaladi. Pastda o'tirgan odam, qo'shinni ko'rmagan odam, g'opil odam unaqa ruh bilan chaqira olmaydi. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın nazirlikleri kudu şu. O naziran li ehli masiyyatihi. Masiyyatihi, masiyyatillah yani. Allah'ın masiyyatine düşken. Yani günahkar bugünlerine agahlantırıcıdırlar. Ve da'iyen ila tevhidihi. Allah'a çakırıcı degen ne mi degeni? Allah subhanahu ve ta'ala'nın tevhidine onu yalgız deyip bileş hemen arsada. Ve onun ibadetine, onunla dolu buysunuşke çakırıcı. Demek davet şu buluş gerek. Davet bir taifege çakırışmaması gerek. Bir partiyege adam yığış davetmez o. O davet de buluş gerek. Allah'a davet, davet, Allah'a davetmez. Doğru mesela bir or maksatta birleşmiş mümkün. Birleşmiş mümkün mesela diyelim. Siyasi partiye tutuş mümkün. Lekin davetmez o. O tedbir manası da karılı. Mümkün mesela diyelim ilmi bir mecmua tutuşu mümkün. Merhamet. Ama dinle hemen meşhur sıfatında görüp şunge çakırış, dinge çakırış, şu partiye girgiziş Allah'ını dinine çakırış deyip o oylaş, bu zelalet bu. Özünün taifesinin meşhur din, İslam şu deyip oylaş. Yani ki özünün partiyesinin İslam meşhur deyip oylaş.
Şunge çakırışını davet, Allah'ın yoluna davet deyip oylaş, bu hatar. Lekin birleşmiş mümkün. Mesela diyelim, siyasi partiye tüzdik, malum vazifelerini birge beceriş için. İlmi bir muhasasaki asas salim, malum vazifelerini birge beceriş için. Çünkü insan bir tozu kılan medya nesan köpçülüğü bile kılar. O şey manada mümkün. Merhamet kıl olsun. Lekin mana şu partiyeye birleşiyor ki, mana şu taifeye yardım veriyor ki, mana şu muhasasaki koşuluş, din şu deyip düşünüş, bu hata olur. Mana şu zararlı. Köpçülü şundan adışlar. Kim barıp imanının hükmünü gelin ne de uç? Partiyeden çıkış, dinden çıkış diye böyle. Buna kalmaz. O malum hareketten başka hareket götürüş olas. Malum muhasaseden hareketten, mesela malum faaliyetten tohtalış. O dinden çıkışmaz mı? Mana şu köp taifelerini, kişilerini adıştırıyor. Yani şu. O kirgen adam yenge dini, yenge dini kere yapan diye böyle. Mana bu din şu, bir adam davatçı çıkıyor. Bir de davatçı deyip karşı gerek. Dinle hemen mahrumhaz. Bir de davatçı, doğrusu doğru buladı. Ne doğrusu, ne doğru buladı diye gerek. Yani ki bir de, diyelik bir adam partiyeye asas aldı. Maksadı diyelik mesela, adamların siyasi anlığını aşırır. Merhamet siyasi yaptı yapır olsun diye dinge yerleşmez. Merhamet siyasette yaparsın. Mesela NASA diyen teşkilat var Amerika'da. Adamların şu, kosmos ilmi bilen, yakında James teleskopunu ilan kılıçtı. Kainat ilmi bilen adamların tahminleri türedi. Ve kainattaki keşfiyatlarını mesela diyelik kişilere takdim kıladı. Uzları o şu keşfiyatlardan hemen azaltır, faydalanadı. Misal şu. Merhamet şu kadar bir teşkilat tutur. Merhamet adamların siyasi anlığını aşırı olursun. Dinge erleşmesin deyik. Ama dinge erleşse onu kitab-ı sünnetten yaparsın. Doğru kitab-ı sünnet siyasetten bir yanı değilmez. İçi de var. Lekin o siyaset bir de cüz burada hala az. Ham dinle ham siyaset bu mıydı? Siyaset köpçülüğünün işini başkarış diyen. Yani. Muamma narsamaz, vahimeli narsamaz, vaad diye narsamaz. Köpçülüğünün işini başkarış. Siyaset bu. Siz yüzde ailesi işini başkarış diyorsunuz. Öz yüzde ailesi siyaset diyorsunuz. Ben bir de memleket mukayası da olsa. O mürekkeblese de ki o siyasi bir atama ala. Aslı mahiyeti siyaset. Ne demek yani? Köpçülüğünün işini başkarış diyen. Ad diye narsamaz. Şu narsada da hatalıklar olsa. Ne doğru başkarıyor falan şey. Bana narsa doğru olur. Merhamet. Siyasi tahliller bilen kılavuz. Bu İslam'ın alakası var. Lekin burada bir de cüz hala az. Bu dinle hemen siyasetten ibaret etmez. Eşhedü en la ilahe illallah ve siyasetemez. Ve siyasetemez bu. O bir de cüz buladı. Cemiyette başkaları ki bir de cüz. Merhamet o şunu. Natoğru cihadını ayet hadis bile etsin. O düşmenlik tuğduruş için kılınmaydı bu. Düşünürlüğü mü? Bu hakikati bayan kılış için. Mesela bana onarsa şeriatı kılav bol yapıp ayetiş mümkün. O şey Müslüman olsa olur. Yani ki başkalar Müslümanlar gibi şu cihetten eğer basım otkazıyken olsa onu mesela kişilerin hangini açışını verişi mümkün beyan. Lekin davet kılınadigan din meşru değil miydi o? Yani ki mesela bazılar bitti muassasaki azab oladı. Yani ki bir arada şu hareketki azab oladı. Şu bari din meşru değil oylab kalı. Bu ota hatarlı inerse. Birinciden bunun arkasından başka nasıl yapmasın. Ağzı tarikatlar diye düşünürse var. Bu sofiye kol verirdi. Gören ki İslam'ın hemmesi meşru. O şu ham pirdaşı eğer yardım sorusu yardım verirdi. Nergi pirdi, muridi yardım sorusu benim koyarırdı. O bu tiki o başka değil vakili o. Ben o pirdaşı bir hata kısa, yani ki bir onge talapati ise açınırdı. Nergi pirdi muridi. Hata kısa yani ki talapati ise açın mı? Gönlük o başka değil vakil. Bu o da hatarlı inersi. Müslümanlarını perçeleyen ve hazır geçe perçeleyip geliyken amirlerden bittesi. Şunu tepesi ki elvela o elbaranı kuradı ki dost tutuş, düşman tutuşunu. Hali ki özünü taifasını din de boyla vakandan ki. Ya ki özünü partiyasını din de boyla vakandan ki. Şunu tepesi ki elvela elbara Allah'ı ve Resulü'nü tevhid tepesiye kuruladı. O usulü dinin üstüne kuruladı. Furu'nun tepesiye kurulmaydı o. Yani fer'i meselelerin tepesiye kurulmaydı elvela ve elbara. Usul meselelerin tepesiye kuruladı. Bana şunun için davet Allah subhanahu ve ta'ala'ya çakırışdır. Bi iznihi Allah'ın izni bilen diyen ne mi diyen? Allah ta'ala izin vermese, Allah ta'ala ozu yol vermese
Hiç kim hidayet kılalmaz. Hiç kim hidayete çağrılamaz. Çünkü men adamların hidayetine türemen diyemez. Allah beni sebep çıksın deyiz. Bir iznihi de yine bir temanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı davetleri Allah subhanahu ve ta'ala'nın izni ruhsatı bilen degen. Bu degen Allah subhanahu ve ta'ala'ya çakırışta, davette, dinde, talimde icaza buluş gereği degen. Resulullah özlerinin sahabelerden özleri Resulullah Allah subhanahu ve ta'ala'dan izin agerler. Ve sahabelerin terbiyeler davetke yaralıklarına izin verip onlarını davetke çıkarırlar. Her kimi çıkarmayanlar davetke. Davet kılışke salahiyeti bol kişilerini çıkarırlar. O sahabeler hem özlerinin şagirdleri, tabi'inler, tebaa tabi'inlerine ilim örgütken payetlerde başkalarına ilim örgütçileri için izin verirken bana endi sen barıp talim versin bulundu. Ondan ki kendi tabi'a tabi'in şunu diye kıpkiler hazır geçe ilim şunu diye silsile bilen kiler. Din ilmi üçüncü silsile bilen senet bilen kiler. Çünkü Abdullah bin Mübarek etkiler ki senet dindendir degenler. Bir kişiye sen bana şu ilimden talim verin Allah'ın yoluna çakırgın kişilerini. Ya kişilerini sen terbiye kıyın. Diye mesela tarikatta asosan terbiyeye yöneltirilirdi. Fikhe, akideden ders verişkemez. Onun için adam özü terbiye tapken buluş gerek. Ahlak. Elbette salih Müslüman buluş gerek o. Özü çale, özü hali pişmeken onun izin bir varsa onge özü terbiye tapmaken başkanına terbiye kılalmaydı. Bi iznihi deki müktelerden biri talim, dindeki talim ustazdan izin bilen buluş gerek diye. O izin silsile bulup Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah subhanahu ve ta'ala geçe böyle. Demek Allah subhanahu ve ta'ala'nın yoluna çakırış. Neye çakırış? Tevhidge çakırdı. Yani Allah subhanahu ve ta'ala'nın yalgız deyip biliş akidede, amelde, münasebetlerde. Hiç kimge Allah'a bugün münasebetini yöneltirilmedi. İbadet manasındakisini yani. Doğru Allah'ını yaş görürüz. Resulullah'ını yaş görürüz mümkün. Peristelerini yaş görürüz mümkün. Adamlarınızı yaş görürsünüz mümkün, ateyizi, anayızı, ferzendiyizi yaş görürsünüz mümkün. Muhabbet, bunge hem buluş mümkün. Lekin Allah subhanahu ve ta'ala bugün muhabbet hemesine galip bulur. Demek tuygularda hem tevhid buluş gereği bulur. Şimdi kemalat ahirleri tevhid ne dediyse, onlar şimdi cüde mükemmel tarzını havale kılıçladı. İmam-ı Cüneyd etkerleri dedik, tevhid ne dediyse etkerler ki, sözünden yani gapingden yani hazif kılışın diyenler. Yani tevhid ne dese gapingden yani hazif kılışın. Yani mı? Men diyenler sen. Gapingden men ne hazif kılışın. Hemen dersene Allah'a nispet verişin. Mende bana fazilet var. Men çıralıyım ben. Men gelişken ben. Mes beni Allah şu tarih yaratkenken o dağa şükür. Men akıllıyım ben mes. Menge Allah akıl vergenken elhamdülillah. Men doğru yolda muvaffakat mez. Beni Allah hidayet kısın, ilahi hidayet temen deyip öyleyim ben inşallah. İbadet kıldım. Ben zor ibadet kılamamaz. Allah Ta'ala menge yüzünü ibadetine tavfik verdi. Ben ilimliyemez. Allah Ta'ala menge vergen ilimden yapıramam. O hakkı. Ozu da hiç nesnenin nisbetini ozuge vermeyin. Bana şu tavhid. O tavhid degen de öyleyim. Allah Ta'ala'nın sıfatlarını zikir kılınken payette adam mı çizim alışını. Yok ki azalarını tasavvur kılışını köz kol degendi. Bu narsalar şirk tevhid mes. Tevhid Allah subhanahu ve ta'ala'nın hiçbir narsaya okşamaydı. Hiçbir narsaya onge okşamaydı de biliş. Ve berçe mahlukatını, ameller hem mahluk, fiiller hem mahluk, berçe mahlukatını halıkı yegane Allah de biliş. Hemen narsana Allah'ını özüge bağlaş. Şu tevhid bulan. Bana şu tevhidge çakırış. İbadetke çakırış, ibadet itirazsız buysunuş kalbiden. Tanesi de buysunuşsa ibadet, kalbi bilen, ruhu bilen buysunuşsa ubudiyet bilen. Ve siracem, demek yani şu ibadetke çakırış, şu davet. Resulullah'ın yolları şu, Resulullah'ın davetleri şu aleyhissalatu vesselam. Şunun için hadis-i şeriflerini karayın, davetlerini karayın Resulullah'ın, Mekke devrini karayın Medine'de. Bırak da müşriğini yamalı oturuyor mu der? Ebu Cehal unaka, Ebu Lahab unaka diyor. Yok. O davet nasıl o? Allah'a subhanahu ve ta'ala'nı tarifleş davet bulur. Hatalarsalar da ayet inmez. Lekin şahslar bile avarı buluştu. Bu davet bu muydu bu? Ve siracem munira ve nur saçı uçı sirac. Sirac de yani çırak de yani. Çırak adette
Siraç adette teskariden kimdir onge nur yakar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı o şey yaratış nurları vahiy bilen bugün. Allah subhanahu ve ta'ala tamamından o kişinin nurları yakıp verilgen. Şu için siraç diyengenler. Munira nur tereti uçu. Siraç özü nur alı uçu. Yani özü de nur hasıl kılıngen. Munir başkalarına o şey nurunu yetkezi uçudurlar. Bu yukarıda Allah'ın nuru semavati ayeti de meselü nurihi de nur kim dedik? Muhammed aleyhissalatu vesselam. O şende Allah Teala okşatma kıldı ki bu çırağını misbah diye o yedi çırağdı. Bu misbah meselü nurihi kemişketin fiyhe misbah dedi. O şey misbah el misbahu fi zucace. Şu misbah Muhammed aleyhissalatu vesselam bana şu siraca muniran ayeti bile. Ayetin birbirine bağlısı şunu diye tefsir çıkar. O şende etildi ki onu yağı şarkı zeytünden Felestinli zeytünüden en sıfatlı. Diye etildi o şey tefsirde. Şarkı yenmez, garbi yenmez Felestinli. Adaşık ettim. Felestinli bilmesinden zeytünüden şarkı yenmez, garbi yenmez diye tefsir ettim bazı ulamalar. En sıfatlı zeytün bu yönü için. Şu yerde etildi ki yekâd o zeytuha yudî. O şey yakılığı onge özü ot tutuştursayız yakılığı kim lavulla bir anladı kim çırağda nur şişe bilen kandil bilen ziyade buladı kim takşanı tola münevver kılar. Şunday lekin ayetledi ki o ot tutuştursayın hem özü yaratadı yani ana o yağını özü deydi. Bunu ne kadar alet kıladı Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı vasfları kemalatları fitri eken kadar alet. Vahiy kemese hem eğer vahiy kelişler bilen nur üstüye nur bugün. Eğer vahiy kemegen halette hem kogenlerde eğer yani ki vahiy kegünce bugün devirlerinde hem alınsa o şu vakitte hem nur bugünler. O aşı şunu nur ki, şunu yak ki o tutaştırmasını hem yaratadı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o şu 40 yaş geçe bugün ömürleri hem cemiyet için nur bugün. Çırak bugünler. Kim vahiy kelişi bilen nur üstüye nur bugün. Yine hem köpü yaratıkerler. Bu kişinin ahlaki kemalatlarıdır. Kendi hadis-i şerifte uzun sanatla İmam Bukhari'nin sanatlarından getirgeler. Ayet edilir ki, Ata ibn-i Yasar ayet edilir tabiirlerden. Abdullah ibn-i Amr ibn-i As raziyallahu anhu'ya ruhuna bu kaldım. Şu kişiden söyledim ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatlarından bir menge haber verin, gapir verin. Çünkü o kişi, bu Ata ibn-i Yasar'ın bu gaplerden murat, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın vasıflarını umumi, Kur'an'dan başka yerlerde hem bugün vasıflarını ayeti sonra mahsubuyla yaptılar da. Çünkü ayet yaptılar ki, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, innehu le mevsufun fit tevrati. Kur'an-ı Kerim'deki bazı sıfatları bilen, Tevrat'ta hem vasıflan geldiler. Sıfatlan geldiler. Dip durup, o şey güvahlik, beşaret beruçi ve agahlantiruçi degen sıfatları Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetteki. Aynı şu ayet, aynı şu vasf Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerlerinde Tevrat'ta hem giyen. O kişi çünkü Tevrat'ın hem başka ahli kitaplarını, kitaplarını hem bilgeler ablamla münnaz. Çünkü o şey kitaptan haber veri yaptılar. Yine o kişinin sıfatları kirledi o şey Tevrat'ta. Ve hirzen lil ummiyin. Ummilerge korgan dururlar, himaye dururlar. Ummilerden murat kitap çürülmegenler. Bu yerde şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın kavimleri. Bu ahli kitapta mukabilede türedi. Ahli kitap, kitap çürülgenler. Mukabiledekiler, ummiler bu da. Kitap çürülmegen kavimler. Anadan tuğulgendik, yani uzun tabiyeti bilen usiyekkeni için, gaybden koşumça malumat amageni için ummi değil. Ente abdi ve rasuli. Allah subhanahu ve ta'ala şunu deysin, beni bendemsen ve Resulümsen deydi. Daim bendelik Risalattan aldım geldi. Eşhedü enne abduhu, enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Deyimiz. Evvel ibudiyetini zikir kılamız, keyin Risalatını zikir kılamız. Resulullah şunu deyip örgüt kirliler. La tudruni keme atratin nesara İsa ibn Meryem deyip durup ve kulu abdallahi ve Resuluhu ve Resuluhu. Allah'ını Abdullah ve Resulü. Allah'ın bendesi ve Resulü dinler degenler. O şunu da hem yani beni maktamak şu bu şeyler. İbadetim, ubudiyetim tamamen maktiler. Risaletim tamamen maktiler.
uluhiyet bilenmez, ilahliği bilenmez. Şunda hem ubudiyetini mukaddem koygenler, bu Risaletten ubudiyet derecesi belirliğini kursatır. Allah'ın huzurunda. Elbette Risalet hem ubudiyet nizmliye kiredir de aslen. Lekin mefhum, düşünce manasıdır organizde. Ubudiyet Allah subhanahu ve ta'ala'ya bendelik, teslim buluş. Risalet yetkezeş Allah'ın haberini. Allah'ın haberini yetkezeş hem aslı ibadetini cümlesinden, lekin o alahide vasf barıdır. Alahide vazife o. Ubudiyet Risaletten belentüredir. Şunun için Subhanellezi esra bi'abdihi degen. Resulünün isra tündük seyirge çıkarken zat pakdür degen ayet. Resulünün mes bendesini de betken. Resulullah'ın makta mahsup olgen o kişinin kurtargen oranı da abd sifatı bilen, ubudiyet bilen, bendelik sifatı bilen Allah Ta'ala vasf kuyen. Bu sifat Risaletten belent bugün için. Allah'ın huzurunda mahbub Rabb bugün için. Şunun için şehadet kelimesi de hem abduhu deyip alın ayetler. Çünkü ibadet, ubudiyet bendeden Allah Subhanahu ve Ta'ala'ya kalatılgen bulur. Risalet Allah'dan bendeye kalatılgen bulur. Bende tamamından takdim kılıngeni için Allah Ta'ala onu mukaddem koyar. وَسَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلِ Ve seni dedi Allah Ta'ala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mütevekkil deyip namladım. Tevekkül kılgıcı. Tevekkül ne etken bize? Allah Subhanahu ve Ta'ala'nın vakil tutuş digeni. Vakil tutuş digeni Allah Ta'ala'ya teyaniş digeni. Mesela ben bir kişinin vakil tutsam o şey işimde o şu adamı teyanemem. Mesela bana o pulu meydalep gelin, bazarga çıkıp desem meydalep gelişinde o adam benden vakil bulur. O adamı çıkardım mı, uzun çıkmam mı bazarga bu oldu. O şu adamı vazife vermesine, işine kifayelenemem. Şunu vakalet değilim. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın vakil tutuşkanı kabul edin. Ben de amelini kıladı, sebebini kilitledi, bir işini kıladı. Neticesi de o şey sebep kemez Allah'ın özüge teyini. Çünkü sebebini, sebep kılıcı hem Allah, arkasından musebbebini, neticeni kilitirucu hem Allah. Fakat tekrar bugün için bizi gözümüzde sebep, elbette musebbebden ki payda bulundu, sebepden ki elbette musebbeb payda bulundu bulundu. Elbette aile kursa bana kuyuladı bulundu. Ya o aile kuru bana kuyulması diye mi? O sebep. Düşündünüz mü? Yani ki kesse bıçak elbette kesilir diye bulundu. Elbette kesilmesi diye mi? Kuddaki İbrahim Aleyhisselam'ın bıçağı kesmeye kendine İsmail'in Aleyhisselam. Ve hakeza. Neticeni Allah'dan görüş, Allah'a teyaniş neticede şu tevekkül değil. Tevekkül sebebini teşleşmez. Sebebini onunını kalpten çıkar. Var işte tevekkül böyle. Sebebini kilitirip durup neticeni Allah'dan kütüş. Asli tevekkül şu. Neme geldiyse kişi sebebini kilitirip durup musabbabı işanmese musabbabını uzayın. Allah kişiye yakken olsa şunda sebebini itibardan düşürgen böyle. Şimdi biz mesela bir çan kadın ben. Bunu ilgereyim et birgen ben yani tekrar olayım ben. Çan kadın ben. Su çan kağını kandırdı. Kanıkış hissini kilitirdi. Su. Su sebep, kanıkış hissi musebbeb, netice. Ben etsem ki Allah'a tevekkül kıldım ben. Suyu içmeyeyim ben. Kanıkış usuzam hasıl buluşu mümkün. Buluşu mümkün hakikatte. Şu tevekkül mü? Ayetledi ki sebebini kilitirip bu tevekkülde dereceler var. Bazı derecelerde şu yol tutuladı. Tecerrut. Tesebbüm makamı var tecerrut. Tecerrut ki ötkende tutuladı o. Malum vakit. Onun uzun onu var. Lekin adette biz sebebini kilitiremiz. Nimege? Tecerrut makamı ötken adam tevekkülünü becermesinden durur. Tevekkülünü kemaliye yetkizmesinden tecerrut ötemeydi. Bu adam sebebini şaşı şart. Şimdi bu adam sebebini terkisi ne diyorken buladı. Göğen ki suyunu içsem kandırıp koyar deyip koyarken buladı. Bu da yani kandırış hissini veriş kuvveti suda mevcut deyip bilip koyan buladı. Aynı uzda. Yani suyun uzun kuvveti de var.
zotida shu quvvat bor deb bilib qolgan bo'ladi. O'shaning uchun uni tark qilishlik, suvni tark qilishlik tavakkulga zid bo'ladi. Nimaga? Chunki u tark qilib turgan paytini o'zida suvda zotida qondirish quvvati bor deb o'ylab qolayotgan bo'ladi. Endi ichib turib, yo'q, ichamanu qondirish Alloh subhanahu va taolodan desa, u kishi suvni sabab sifatida keltirib, lekin suvni e'tiborga olmayotgan bo'ladi. Chunki qoni qisqisini yaratuvchi Allohni o'zi deyotgan bo'ladi. Endi bu narsalarda uzun uzoq aqidalarning bahslari bor. Ko'proq ulamo aytgan gap shu. Demak, mutavakkil nima? Mutavakkil sababni keltirmoqchi emas, sababni keltirib, sababga tayanmoqchi. Tavakkul shu. Shunda u sababni inobatga olmayotgan bo'ladi. Balki musabbabni Alloh taolo o'zi yaratadi degan bo'ladi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Alloh taolo ana shu sifat bilan tavakkul bilan vasf qilgan. Laysa bi fazzin, fazz qopol dag'al degani. Qopol degani fazz. Ko'proq so'zda fe'ldagi qo'pollikni aytadi. Qo'polmas, ya'ni Muhammad aleyhissalatu vesselam qopol bo'lmaganlar, balki muloyim bo'lganlar. Muloyimlik quvvatga zid emas. Ayni quvvat kamoliga yetsa muloyimlik hosil bo'ladi. Chunki qo'pollik erisha olmaslik qo'rquvdan kelib chiqadi ko'pincha. Istagan narsasiga erisha olmaslik qo'rquvdan kishi qo'pollashib ketadi. Bolangiz aytganingizni qilmay qo'yishidan qo'rqsangiz baqirasiz. Qo'rqmasangiz bola mana ishni qiling desa bo'ldi, hali otirsin. Bolangizga baqirishingiz, uni so'kishingiz, masalan, bir narsani buyursangiz, qat'iy o'ta qattiq qilib buyursangiz, ko'pincha oddiy aytsam qilmay qo'yadi degan qo'rquvdan bo'ladi. To'g'ri, hazratlar ham chiqadi, achchig'i chiqqandan ham. Lekin ko'pincha tahdid nimadan chiqadi? Tahdid qilmay qo'yish qo'rquvidan chiqadi. O'shuning uchun qo'pollik doimo quvvat belgisi bo'lmaydi. Gohida qo'rquv belgisi bo'ladi. Yumshoqlik doimo qo'rqoqlik yoki zaiflik belgisi bo'lmaydi, balki gohan ko'pincha yoki ba'zida xotirjamlik belgisi bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni ana shunday qo'pol bo'lmasliklari ham kamolotlardan. Shuningdek, bu yumshoqlik boshqalarni dinni qabul qilish uchun vasila bo'ladi. Chunki hech kim dag'allikni qabul qilmaydi, hech kim tabiatda. Baqirayotgan odam o'ziga baqirinda qabul qilmaydi. Chunki o'sha narsani yomonligini o'zi biladi. O'ziga ham yoqmaydi o'sha. O'zi baqiradi, baqirayotgan odamga nima menga baqiryapsan deydi. O'zi ham baqirayotgan bo'ladi. Chunki o'sha baqirish hech kim tabiatiga yoqmaydi. Alloh shunday yaratgan insonni. Chunki ruh latif narsa. Latif narsa, qalb ham latif narsa. Latif narsa dag'allikni qabul qilmaydi, qo'pol narsa. O'shuning uchun qabul qilmaydi qalb qo'pol narsa. Da'vat qalbga qaratilgan bo'ladi. Shuning uchun u qo'pollik bilan qilinmaydi. Shu sifatlarni kishi o'zida hosil qilishi kerak. Mana shular sunnat hammas. Sunnat deganda faqat shakli shamoilga urg'u berib adashmaslik kerak. Wala ghalidha oyat karimada ghalidha qalb degan, ghalidh ham dag'al degan. Wala sahhab, sahhab ham sin bilan ham keladi. Ikkalasi ham bor. Fil asvoq bozorlarda baqirib yuruvchi emas. Baqirib yuruvchi emas degani, ya'ni dunyoni g'amini yuvchi emas degani. Albatta bozorga chiqib, "Oh, kelib boring, olib boring" deb baqirish emas bu yerdagi. O'sha ham keladi ichiga, lekin bu yerdagi murod dunyo uchun kezmaydi degan. ولا يدفع بالسيئة السيئة yomonlikni yomonlik bilan qaytarmaydi, balki afv qiladi va kechiradi. Bu ham Rasul akram alayhisolatu vasallam vasiflaridan Tavrotda kelgan. Alloh taolo u kishi valam yaqbidahulloh, Alloh taolo u kishini jonini olmaydi toyinki qiyshiq millatni to'g'rilamaguncha. Nima deb qachon to'g'rilangan bo'ladi ular? La ilaha illallohga erishganlarida. Va Alloh taolo u kishi bilan Muhammad alayhisolatu vasallam bilan ko'r ko'zlarini ochadi. Gung yoki kar quloqlarini ochadi va qulub qalblarini ochadi. Bu yerda ko'zdan murod, quloqdan murod ma'naviy ko'z, ma'naviy quloq. Albatta bu kalladagi joylashgan ikkita a'zo emas. Ma'naviy ko'z, ya'ni kishilarni haqiqatni ko'rmayotganlarga haqiqatni ko'rsatadi. Haqiqatni eshitmayotganlarga haqiqatni eshittiradi. Quplanib qolgan qalblarni ochadi. Da'vatni tabiati shunday bo'lishi kerak. Da'vatni tabiati kishilarni dushmanlikka chaqiruvchi, musulmonlarni xususan musulmonlarning orasida
adavatını kuzguçu. Bu meydi davet. O davet mes o, Allah'a çakırışmaz o. O uzun taifesine çakırış olas. Onu davet de betekeller aldengen kimseler. Davetin tabiyeti şu. Mülayimlik, rahmet, şefkat, la ilahe illallah, közlerini açış, kalplerini açış, kulaklarını açış. İrada kılınken mana asasen bu yerde ahiret için açış bulur. Bana çünkü gözü açık, pazarda itti deseyiz o gözü açık yemez mi? Bu yerdeki gözü açış, ahiret ilmindeki gözünü açık buluş. Ahiret ilminde kulak açık buluşu, kalplerinin açık buluşu. Ve elbette dünyaya hem bunu elbette eseri bulur. Ve zükürü mislihu an Abdillah bin Esad. Abdullah bin Selam'dan hem bu kişi Yahudi, Müslüman bugün Yahudi sahabe-i kiramlardan. O kişiden hem bu, bana şu manuna nakıl kılınken, zikir kılınken. Ka'bul Ahbar'dan hem bu kişi hem Yahudi bugün, ki Müslüman bugünler. Ve fi ba'di turuquhi, şimdi kirliğe şunge, başka bir tarikada, hadisin tarikada, İbn-i İshak'tan kirledi. Vela sahibin, sahabını, başka bir şekilde, bu ya mübalağa şekilde, fa'il vezni. Bazarda bakır uçmaz. Vela mutezeyyin bil fuhş. Yani fuhş hunik. Hunik sıfatlar bilen ziynetlenmeydi. Vela kavvali lil khana. Khana diyen fahş sözler, üyet sözlerine etedi yakın. Üyet sözlerine etmeydi. Eyti uçmaz. Usaddiduhu li kulli cemil. Her bir güzel nersege ben onu doğru koymayın. Yani Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah subhanahu ve ta'ala daim güzel nerseni cari kulu çıkıp koymayın. Ha? Digen. Ve ehebu lehu kulle hulukin kerim. Her bir âli canab hulkunu unge hibe kılıp ata kılıp birim. Ve ecalu es-sekînete libâsehu vel birra şi'arahu. Sekînet, hatır, cemlikini onun libası koymayın. Ve ezgulikni onun şiarı kıpırmen. Şiar degeni içki kıyım degeni. Bedenizge tekip turgen kıyımı şiar deydi. Tepedeki kıyımı disar deydi. Ya yuhal muddessir var o muddessir. Oranı bir atı uçu deyile de. Üstki kıyımı uğraşını disar deyile. Üstki kıyımı. İçki bedenge tekip turgen kıyımı şiar deyile. Ezgulik onun içki kıyımıdır. Yani aslı içi güzel. Aslı tabiyeti ezgi. İçki kim adatta insanla ayrılmaydı. Tepedeki kim almışır olas, içki kim türü olas adatta. İnsanın bedeni getirir. O yüzden çün, bir ezgulik onun içki kimidir degeni, ezgulik ondan ayrılmaydı degen. Yani bir ezgi kalıp bir aynı kalıp degen adatı yok. Belki daim ezgi. Yahşige hem ezgi, yamange hem ezgi. Yahşige ezgi, yamange ezgulüğü yokmaz. Yamanga hem ezgulüğü var. Ve takva damirahu onun zemir degen vicdan degen. Takva onun vicdanıdır. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam her kim olsa vicdanlı bulur adı. İnsan tabiyette vicdan var. O fitret var. Lekin vicdan hem gaha şekillendir. Malum derecede. Fitretini özde götürür diyor. Lekin bazı insan misal için vicdanını öldürür. Ahir bar. Vicdan başta kineledi, başta karşı türedi. Bar o vicdanı öldürüşü mümkün. Şunun için her kimin vicdanı hem doğru meyyar buluşu mümkünmez. Gâhı da insan vicdanı, kimidir vicdanı misal için kineledi. Süvereni öldürgeni ya. İçi ağrıydı. Kimidir vicdanı, o şu süvereni öldürüşke vicdanı için demeyen adam vrampolunu yapıyor. Kep basa, doğru kep basa. Allah uzun geçirsin diye. Zarur oturup hazır değil. O yüzden vicdan daim meyir bu meydi. Vicdan takva bilen şekillenmiş gerek. Düşünebilir miyim? Vicdan elbette fitret var. O elbette yaşı yaman nezret edi. Lekin daim hem o sizge meyir bulu biri almaydı. Çünkü mesela bazı adam ben dedi falan iş tıkıp gördüm. Vicdanım gidermedi demeye yaşı iken diye böyle. O takva egelerde etilgen. İstefti kalbek kalbinden fetva sonra. Çünkü kalbin kaşkılgen nerse günahdır. Kalbin yazılgen nerse yaşa ameldir degenle. O saf fitret igesi takva vicdan igesi getirilgen. Vicdanı takvadan bugün adım getir. Hemmege hemmez. Mesela bir Yahudi ayetedi ki, İzrailli Yahudi, ben girip Filistin'e bastırıp girip o şiddeki adamlarını öldürsem meze kılamendi. Gözü hikaye kıladı asker. O şimdi meze kılıyordu.
Vicdan o şeyin özün nazında. Bu mu ya bu mu? Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın zemirleri takvadır. Takva zerre de zerre derselerde hem yaşlılık yamanlıkını uyulaş kısablanır. Yani zerre yamanlıktan hem kaçış, zerre yaşlılıkını hem koldan çıkarmazdık. Şu takva böyle. Yani bu takva yaşlılık yamanlıkını koldan çıkarmazdık olsa yaşlılık yamanlık bu Allah subhanahu ve ta'ala yaşlı yaman deyip etken derseler bu. Demek şeriat miyarları bilen şekillengen vicdan takva vicdanı bulan. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vicdanları şunu diye bakan. O zatın fitreti aslında şunu diye kılıngan. Çünkü gödelikleri değil, şeytanın nasibesi optaşelgen. Hikmet ve iman faziletler o kişinin kalplerine koyup verilgen. Gödelikleri değil. Hılkatları aslında toz. Vel hikmete ma'kulehu. O kişinin akılları hikmettir. Hikmet her bir nesnenin o zorunluğu koyup kılış. Atanı ata oranıya koyu alış, ananı ana oranıya, yakşını yakşını oranıya, yamanını yamanını oranıya, haramını haram, halalını halalını oranıya koyu alışını. Mekruhunu mekruhunu oranıya, haramını oranıya mez. Haramını haramını oranıya, mekruhunu oranıya mez. Koyu alış. Kette yakşını, yakşılığını kette ligiçe kaldırış. Küçüküne yakşılığını küçüküne ligiçe kaldırış. Her bir nesnenin o zorunluğu koyu alış hikmet değil. Onu tatbikte ornaya koyu alış hikmet değil. وَصِدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيَعَتَهُ Sadıklık, rastgoylik ve vefadarlık onun tabiyyat kıldım onu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O çocuğun emin deyip lakaba gelirler. Hala peygamberliği kimesinden türüp bugün bir vakıya var. Bir kişi bile vadeleşkenler Mekke-i Mükerreme'de. Palanca diye görüşemizdi. Kim? O kişi isten çıkarıp koyuyor. Resulullah bana sağa geldiler ya o kişi bana sağa geldiler Resulullah'dan pulu kagenini polanca diye görüşemiz bilemem diye. Ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o şu vakitki kep türgenler. Mesela ertege peşinde diyen olsa misal üç. Ertege tüşlüğü de diyen olsa o şu vakitki kep türgenler o şey diye. O adam esinden çıkıp koyan. Üç günden kendi esimine düşüp borsam türgen eken diye. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Üç günden kendi esimine yok polanca diye bilemem diye uyduma diye bir yürüp borsam o şey diye. Yöneken biraderliğini çerçettiğinde de deyip koyduğun ekenler. Yine koyduğun ki o deyip koyduğun ekenler. Bana şu vafa. Vafa ademilikten. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vafadarlıkları hemen cebhede görüngen. O şey Peygamberimizin yaşlılığı kıyan hemen sahabaya yaşlılığını kaydırgenler. Menge kim iki bir yaşlılığı kıyan olsa o zaman Resulullah'ın şahsları gelmez o hemen dini için. Menge kim iki yaşlılığı kıyan olsa hamasını kaytardın bitti Ebu Bekir kaldı deyirler. Onun mükafatını Allah verir deyirler. Çünkü o canı malını minden eylemedi hamasını menge tartık kıldı. Özde kaldı mesela. Onun mükafatını Allah verir. Lekin başka hama kim iki menge birini yaşlılık ötkezgen olsa hamasını kaytardın deyirler. Köpü bile. Bu vefadan Hadise radiyallahu anh'ın vefatları neçe yıllar olup geçse hem ömürlerini ahir geçe vefanı unutma gelirler. Medine Münevvere'de hem o şu kuyu suyuseler hediye kısalar Hadice'ne ortakları gibi bariler de gelirler. Hadice radiyallahu anh'ını düganeler gibi. Hadice, bir ayol kese o şuna hürmet kılardılar. Ne demek ise Hadice'ni devirde Hadice'ni aldı ekip türerdi deyip ikram koyanlar. Hadice radiyallahu anh'a yıkayan vefalardan olup gitken bir kündaşı ki Ayşe radiyallahu anh'a küyüyenler. Bu bana şu vefadar, vefanı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın tabiyyatları bu gemiden. Hatta Mekke-i Mükerreme'ye kayıtkenleri de hem beni çadırımı Hadice'nin kabrini al diye kuruyorlar diye. Hadice radıyallahu anh'ın kabirlerini yani ve çadırlarını kurup verirken. Vafa onun tabiyyatıdır. Vel afve vel ma'rufe hulukahu. Afu keçirimlilik ve ma'ruf yani fitrette yaşı senelgen derslerini kılış onun hulukudur. والعدل سيرته عدل اونين سيرته سيرت hayat yolu degan adolat uning hayot yo'lidir hamma narsada adil bo'lganlar hech bir narsada tajovuz qilmaganlar adolat o'zi bitta kitob bo'ladigan mavzu adolat haqida gapirilsa agar bitta kitob bo'ladi wal haqq shariatuhu haq haqiqat uning shariati qildim ya'ni rasulullohning shariatlarida botil narsa yo'q. Sabitmez narsa yok.
وَالْهُدَى اِمَامَهُ Hidayetini onun yolbaşçısı kıldın. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı imamı yani yolunun başı hidayet, yolbaşçısı hidayettir. Yani fakat hidayetiye karab yürediler diye. وَالْاِسْلَامَ مِلَّتَهُ اُكْشِنِنْ دِينِ مِلَّتِ İslam kıldım. وَاَحْمَدَ اِسْمَهُ Onun ismini Ahmet kıldım. Ahmet var, Muhammed var. Muhammed mef'ul, Ahmet fa'ilinin mübalağa sigası. İkilesi hem hamdden alınken. Ahmet kub hamd aytuç. Hamidini mübalağası. Muhammed kub maktaluç. Yani hamd, Ahmet kub maktaluç. Muhammed kub maktaluç. Ahmet tekrar tekrar maktaluç. Muhammed tekrar tekrar maktaluç. Degen. Demek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ikili isimleri hem hamdden alingen Allah Teala hamdini yakışık görgen uçu. O kişi hamd aytuvchidirlar peygamberlerin arasında o bütün beşeriyetini, bütün mahlukatı arasında en köp hamd aytuvchi, en yakışık hamd aytuvchi Resulullah. Bütün mahlukatı arasında en köp maktaluvchi hem, en köp maktalgen hem Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şunun için ikili vasifini Allah Teala o kişiye isim kılıp veriyor. Ahdi bihi ba'da zalaletten keyin hidayet kılaman u bilen. Cehaletten keyin ilim örgetemen u bilen. U bilen cehaletten keyin cehalette yürgen kavmge ilim veremen. Zalalette yürgen kavmge u bilen hidayet veremen. Khamale degeni namlı şanssızlık yani bi'itibar halette kalış. İtibarsız halette kalış. İtibarsız halette kalgen kişilerini u bilen kötüleme. Tüye bakıp yürüyen adamlar, bu çoban bulup yürüyen adamlar dünyanın haberlerine eğlendi. 15 yıl e-mail'de. Bana şu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetleri, bereketlerinden. O usammiye bihi ba'den nukra. Natanış kişilerini tanıklık koyamam. Tarihte kalgen kişiler, hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashablarından tartıp, bizi devrimiz geçe koyan İslam alemindeki hamme tanıklı kişiler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şerafetlerinden tanıklı kişi geldi. Bukhari, eğer Resulullah olmasa Bukhari bulmazdı. Tirmizi, Tirmizi bulmazdı. Tanki o sünnet, sünnet diye olmasa o kişiye hizmet kılmaz. O hakkında. Ve ukthiru bihi ba'del qille az kavmini köp kılınır. Yani yakşiler kemedi, köpeydi. Salihler kemedi, köpeydi. Müslümanlar kemedi, köpeydi. İzgüler kemedi, izgüler köpeydi. O hakkında. Ve ugni bihi ba'de l'ayla muhtaclikden kim baylik veremem bir hacet kılamam sahabe-i kiramlar ki hatta baylikler ki hengi Müslümanlar ki hem ve hazır geçe bugün kişi Müslümanlar deki bir hayır berekenin hem sebepçisi Muhammed aleyhissalatu vesselam hatta bana 2008. yılki inkırazda, maliyevi inkırazda İslami bankler en katta muvaffaqiyatdan çıkan banklar bo'lgan. Ajri 2008 yilgi inqirozda Amerikan mutaxassislari ham buni e'tirof qilishgan. Bu holbuki islomiy banklar juda %100 emas shariatga muvofiqligi. Ularda ham o'yinlar ko'p. Lekin o'sha qanchadir amal qilishi bilan katta moliyaviy inqirozda ipoteka inqirozi bo'ldi-yu 2008 yil. O'sha inqirozda dunyoda eng muvaffaqiyatdan chiqqan maliye muassasaları, İslami muassasalar bu yani. Ana şu, muhtaçlıktan ki, bay kılaman diyeni şu, bir hacet kılaman. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatları berekatı, hizmetleri berekatı. Ve ecme'u bihi ba'del furqa, terkaklıktan ki, cemleymen. Avs bile, Hazreç birbirine, yıllar uğruşup giden düşmeler, bitti ensarlarla eğlenişti. Bitti, akı ökedik buluştu. وَأُوَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَ Birbirinden farklı, ihtilaflı kalplerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bilen ürfet kılamın. وَمُتَشَتِّتَ تَرْقَقْ istekler, havalarını hem bürcenge cemleyemen o kişi bilen. وَأُمَمِنْ مُتَفَرِّقَ türlü tefrikaya düşken kavimlerini hem. وَأَجَعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ onun ümmetini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini adamlar için çıkarılgan en yakşı ümmet kılaman. Değil. Bana şu sıfatlar Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sıfatları kim sünnetke amel kılmakçı olsa şularını özge kasıp kılış gerek.
Xususan davat kılmakçı bugün adam birleştirici olsun. Tefrikaya salıcı olmaz. Dost kılıcı olsun, düşman kılıcı olmaz. Toplaucu olsun, tarikatucu olmaz. Kişilerini baylıkça apçıkadığın olsun. Kembeğallikçe emez. Yetük kişilerini, tarihte kaladığın kişilerini yetiştirişke hizmet kısın onu, daveti. Bağ kabiliyetlerini uval kılıçke emez. Düşünürlüğü mü? Şunda nebevi davet buladı. Ondan başka sahaması sünnetke hılaf, şeytanlı davetleri. Ayetliyken gelipler İslam buluşu mümkün. Ayetliyken sözler ayet hadis buluşu mümkün. Lekin tarikası şeytanlıki buladı. Ama hakiki nebevi davet, mana şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ne davetleri bergen neticeni veriş gerek. Kişi davet kılıyken payette, vaaz kılıyken payette, ders verirken payette uyulaş gerek. Neme kiltiredi beni davetim ahir. Eğer bana şu neticelerini verirse sünnetteki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı Tevrat'ta verilgen vasıfları dedi neticelerini verirse o şu davet doğru bulur. Şunindeki vafa, adalet ve başka ahlaklar ham sünnet, vacip sünnetlerden. Misvak muhim, misvaktan vafa muhim. Selle faziletli, lakin tavazu ondan farz. Adi faziletli emelmez. Farz o. Kur'an'ı çırali okuş mahbub. Ama adalet ondan muhim. O yüzden her bir meyyarını şeriatine ahkam ediyor. Cahiyi koyuş gerek, cahiyi de tatbik kılı alış gerek. Şunda davet özünün cahiyi kirli. Lakin peşeden pil yesep, eğer bir tenzihi mekruhunu haramga eğlentirseniz, fazilet ya ki adabı farzga vacibga eğlentirseniz, davet buzulgen bulur. Adalet yetken bulur. Yani ki farz ne? Uzun makamından çürüp koyuyorsunuz. Buna kısayan bulur, kımasayan bulur diye. Hıcabem yahşı, şimdi şarat yakaraş gereği değilgen bulsayız. Namaz okuş gerek bu, lakin barbar, trişilgen gerek değilgen bulsayız. Davet nasıl? Bunlar hepsi şeytanlı davetler. Lakin vasıta ayet hadis buluşu mümkün. Şunun dek, Müslümanların tefrikaya salıyken davetler, Müslümandan kafir yasaydıken davetler, hepsi şeytanlı davetler. Nebevi sünnet davetler, mesullar. Şunlarlayayım. Kimi ki daveti de özünü ta... Bu sünnetini, sünnetke muvafık davetini kandeyi uzlaştıramız degen soru var. وَدَاعِيَنِ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ İzin bilen özleştiriz. Sırsıla bilen ki ilikken talimini alış gerek. Sırsıla bilen ki ilikken ilimini alış gerek. Ve uşağını davet sıfatı da tutuş gerek. Şunda gene kişi وَدَاعِيَنِ اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِ İzin bilen ki ilikken davetini agam oladı. Şunda netice Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetlerinin neticesi oladı. Uşa davet nebevi davet. Uşa davet sünnet davet. Başkası bid'at ve şeytani davetler bulun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi Rabbil alemin.